Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından iyi akşamlar. Bugün sizlere Muğla'dan sesleniyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün'le birlikteyiz. Muğla'yı konuşacağız. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni konuşacağız. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu başkanı olması hasebiyle zorlu geçen 5 yılı sizlerle paylaşacağız. Siyaseti konuşacağız. 31 Mart yerel seçimlerini sürecini, yerel seçimleri sürecini, neler yaşanıyor, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili beklentileri konuşacağız. Sayın Başkanım, hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet. Sağ olun. Malum 31 Mart'ta sayılı günler kaldı. 17-18 gün kaldı. Ve ben uzaktan da takip ediyorum siyasi çalışmaları. Siz sürekli sahadasınız. Evet. Seçim sürecini herhalde bir seçim çalışmalarının başladığı bir ay kadar oldu galiba. Oldu. Son günlerde yoğunlaştı çalışmalar. Bir gün Bodrum'dasınız, bir gün Fethiye'de. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Evet, öncelikle bizi ekrandan seyreden çok değerli hemşerilerime iyi akşamlar diliyorum. Size de tekrar hoş geldiniz istiyorum. Tabii demokrasinin gereği 5 yılda bir yerel seçimler oluyor. Ve dolayısıyla bizim de imtihan zamanımız geldi. Evet. Görevde olanlar için söylüyorum. 5 yıl görev yaptık. Ve şimdi de bir nevi referandum gibi olacak. Evet. Acaba biz kendimizi anlatabildik mi? Yeteri kadar hizmet verdik mi? Hizmetler yeteri kadar karşılık buldu mu? Evet. Bunun neticesini alacağız. Tabii biraz önce sizin de çok doğru bir şekilde ifade ettiğiniz gibi biz kurucu Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Evet. İlk defa kuruldu. Kurulduğunda bize mazbatayı aldığımızda, mührü verdiklerinde, evet, yani siz başkan oldunuz dediklerinde hiçbir şeyimiz yoktu hemen hemen. Kağıt üzerinde bir belediye. Kağıt üzerindeydik. Evet. Organizasyonumuz yoktu, belediye daire başkanlıklarımız belirlenmemişti. MUSKİ ortada yoktu ki en büyük, güçlü, evet, ve gerekli kuruluş. Bütçe konusu yoktu, harcamalarla ilgili bir takım sorunlar vardı gibi sorunlarla ilgili. Evet. Biz düğüm düğüm, ilmek ilmek bunları yerine getirerek bir, evet, buçuk sene içerisinde aşağı yukarı bütün organizasyon şemamızı, evet, düzelttik. Ama bunun yanında aynı zamanda da yatırımla ilgili eksiklerimizi tam olarak ortaya koyup nerede hangi yatırımları hangi öncelikle yapacağız onun kararını verdik. Evet. Ve daha sonra yatırımlara başladık. Tabii 396 tane köyümüz var. Bu köyler daha önce il özel idarelerinden hizmet almaya çalışmış. İl özel idare kanunuyla il özel idarelerine aktarılan bütçenin yetersiz olması nedeniyle, yani orada görev alan arkadaşlarımızın yetersizliğinden, evet, katiyetle bahsetmiyorum. Ama bütçe yetersizliği nedeniyle 10 yıllardır biriken ve eksik olan bir altyapı. Evet. Su, depolar, yollar ve diğer sair şeyler. Dolayısıyla onlarda büyük bir açık vardı. Biz öncelikle ulaşımı yerine getirmemiz gerekiyordu. Evet. Ve bizim köylerimizin belde ve ilçelere, eski beldelere ve ilçelere ulaşılabilir, rahat, emniyetli, evet, yollarla ulaşılabilir hale getirmemiz gerekiyordu. Sayın Başkanım, bu 5 yıl içerisinde yaptıklarınızı konuşalım ilerleyen, evet, süreçlerde. Ben hani izleyicilerimiz seçim süreci, malum seçim var. Seçim çalışmaları, seçim ortamını değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii, memnuniyetle. Kaldı ki siz bu konuda Türkiye'deki en deneyimli belediye başkanlarından bir tanesiniz. Evet. Ve 5. seçiminize gidiyorsunuz bildiğim kadarıyla, evet, değil mi? Evet, 5. Ama 2. Büyükşehir'le, evet, ilgili kurucu başkanız. 1. dönemimiz oldu. 2. dönem yapıyorum. Havayı nasıl kokluyorsun efendim? Valla nefis bir koku geliyor. Muğla'nın zaten her türlü kokusu güzel. Evet. Doğası güzel. %68 ormanıyla yemyeşil ve tertemiz deniziyle masmavi. Ve en önemlisi bütün değerler, altyapısı, işte mermeri, evet, orman değerleri, tarımsal değerler, turizm değerleri. Ama ben her zaman söylüyorum, kesinlikle en değerli olan, evet, Muğlalılar. En değerli olan Muğlalılar. Evet, evet. Muğlalılar. Muğlalılar kesinlikle bütün bu coğrafyada yaşamış olan medeniyetlerin süzülmüş son ürünleri. Bütün yaşamış medeniyetlerin süzülmüş son ürünleri. Son ürünleri. Yani
bütün Karya'dan, Likya'dan başlayarak burada iz bırakmış medeniyetler aynı zamanda insan yapısını ve karakterini oluşturuyorlar. İnsanı endemik mi demek istiyorsun sen? Evet, kesinlikle. Dolayısıyla benim en çok övündüğüm ve en büyük zenginlik olarak tarif ettiğim Muğla'lı, Muğla insanı ve dolayısıyla onların hoşgörüsü, evet, güler yüzü, umut dolu olması ve bütün bu birikimleriyle Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı olması, evet, ve ondan ödün vermemesi, evet, bizim için en büyük zenginliğimiz ve doğaya saygılı, öyle imarla ilgili çok büyük bir hırsları yok. Evet. Muğla'da en fazla 5 kat var, çok az. 4 kat ve 2 kat var biliyorsunuz. Evet. Ve eski dokuyu da koruyoruz. 400 tane tarihi doku var. Bütün bunlara baktığınızda gerçekten Muğla'da büyük bir zenginlik var. Bu insan yapısı seçimlerde de çok olgun ve demokratik davranıyor. Dolayısıyla bakın, ben huzurlarınızda diğer adaylara da teşekkür etmek istiyorum. Evet. Şimdiye kadar çok sınırı aşan kötü bir söz olmadı. Evet. Ve diğer adaylar da çok dikkat ediyor. En çok aday Muğla'da var galiba, değil mi? Ona çok demek mi gerekli bölgede bilmiyorum. Bölgede baktığımızda, evet, her yerde ittifaklardan kaynaklı iki aday var. En fazla üç var. Evet. Ama burada 5-6 tane aday var galiba. 4 tane adayımız var. AKP adayımız var. Bir bağımsız arkadaşımız var. Başka bir bağımsız isim daha görmüştüm ben YSK'ya teslim edilen listelerde. Bilemiyorum ama, evet, şu anda sadece bir Demokrat Parti adayımız var. Eski Cumhuriyet Halk Partili Bodrum Belediye Başkanımız. Evet. Bir bağımsız adayımız var. Eski İyi Partili Fethiye Belediye Başkanımız. Evet. Eski milletvekilimiz Nil Hıdır da, Sayın Nil Hıdır da benim meslektaşımdır, doktor. Evet. O da AK Parti'den. Hepsi gerçekten bu seçimde bizim çok titizlikle üzerinde durduğumuz Muğla'da insanların barış savaşı, evet, kimsenin kimsenin hayatına müdahale etmemesi ve kavga değil çözümle insanlara yaklaşıp bu propagandayı bu şekilde götürmeye gayret ediyoruz. Ufak tefek bazen haddini aşan şeyler olabiliyor. Evet. Bazen de biz büyüğüz. Ben onların hepsinin büyüğüm. Öyle mi? Büyükler ne yapar? Arada duymazlar. Evet, ben görmezler. Genelde konuşmalarda dikkat ediyorum. Osman abi kızarken, evet, bilese Osman abi diye kızıyorlar. Yani Osman abiye. Evet, evet. Ya Sayın Başkanım, yani siz koku güzel dediniz, iyi kokluyorum dediniz. Fakat son günlerde ortaya atılan bir tane anket var. O ankette böyle hani kokunun çok da böyle hani iyi olmadığını gösterir türdendi. Yani siz bu anketler yaptırıyor musunuz? Bu çıkan anketleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi bu anket konusu çok spekülatif konu. Anket kokunun yüzeysel kokular olabilir. Derin kokuları almakta fayda, evet, var. O kokuların da ben Muğlalı'nın gerçekten o kendine has değerlendirmesine olağanüstü güvendim. Evet. Onun için. Buradaki hadise şu, burada şundan kaynaklanıyor. Yani buradaki anketin ne olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemem. Yani, evet, önemli değil o. Ama şu var. Yani şöyle bir kanaat var vatandaşta. Bugün de yatağındaydım mesela. Orada da arkadaşlar bunu, oraya gittiğimiz vatandaşlar, evet, ve kurum, sivil toplum örgütleri de görevli olan arkadaşlar ifade ettiler. Yani iki adayın kazanma şansının olmadığını ama o zaman bu seçime girdiklerine göre kazanma şansı yoksa kimi kazandırma, kaybetme ise kimi kaybettirme, kimi kazandırma ile ilgili bir etki içerisinde. Yani kaybettirmek için çıkan adaylar mı var diyorsunuz? Ben demiyorum. Vatandaş, evet, diyor. Bakın ben demedim. Vatandaş, evet, dedi. Bu yorumu yaptılar. Evet. Yani o zaman kimin değirmenine su taşıyor bu arkadaşlar şeklinde bir yorum geldi. Evet. Gerçekten öyle. Belki ona bağlı biraz yorumlar, o yorumların da getirdiği, evet, yüzeysel kokulara bağlı anket sonuçları alınabilir. Evet. Ama ben her zaman, bana sorarlar ne olur Muğla'da, gene soruyorsunuz, siz de soruyorsunuz.
Ben söylediğim şey şu, Muğla'lı işini bilir. Muğla'lı işini bilir diyorsunuz. Ben bu konunun biraz altını deşmek istiyorum Sayın evet. Başkanım, izniniz olursa. Baktığınızda ilçe belediye başkanlarının size bir öfkesi var genel olarak. İşte bugün aday çıkan belediye başkanları var. Fethiye Belediye Başkanı, Bodrum Belediye Başkanı, yine Marmaris Belediye Başkanı. Mesela partiniz olan belediye başkanlarıyla da böyle bir gerginlikler var ve onların bir kısmı aday olmadı, aday olamadı diyelim. Partiniz aday göstermedi. Bu gerginliklerin sebebi sizce neydi? Yani genelde dinlediğimizde ilçe belediye başkanları büyük oranda sizi kısmen de yasayı suçluyorlar. Sizce Muğla'da yaşanan ilçe belediye başkanları ile Büyükşehir Belediye Başkanı ya da ilçe belediye ile Büyükşehir Belediyesi'nin arasında son 5 yılda yaşanan bazı gerginliklerin, bazı aksiliklerin, aksamaların sebebi neydi? Büyük yasa yeni olan, yeni bu büyükşehire giren, dahil olan her büyük şehirde de şöyle veya böyle, bu kadar veya şu kadar yaşanıyor. Şöyle, evet. Özellikle daha önce de belediye başkanlığı yapmış olan arkadaşlarımız, evet, bu yasadan sonra ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi farklılığını, evet, ve yetki devirleriyle kendi yetki alanlarının ve güç alanlarının, evet, bir kısmının, önemli bir kısmının büyükşehire devredildiğini fark ettiler. Evet. İnanın büyükşehir yasasını biz girerken arkadaşların çoğu tam olarak bilmiyordu. Yasayı okumadan mı ilçe belediye başkanı adayı oldular? Öyle demeyin, bilmiyordu yani, az biliyordu diyelim. Yani evet. Okumadı biraz fazla ağır gelebilir. Muhakkak değerlendirmişlerdir ama benim anladığım kadarıyla yorumlarından, görev tariflerinden, seçim esnasında söyledikleri ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım demelerinden, evet, bizim alanlarımızda da görev tarifi yapıyorlardı. Ve dolayısıyla onun büyükşehire devrolduğu konusunda görevin tam olarak bilgi sahibi değillerdi. Biz evet, evet, yetkiyi aşan vaatler mi oldu diyorsunuz geçen seçimde? Yetkinin bende olduğu alanlarda, evet, ben önümüzdeki dönem bunları yapacağım diyen arkadaşlarımız oldu. Evet. Demek ki bunu tam olarak bilmiyor. Herkes yasayı ve büyükşehirde görev yapmamış sayın valiler dahil olmak üzere bürokrasi, her türlü bürokrasi ve siyasetçiler büyük şehir yasasını, ya bu oraya mı aitmiş, ya bu buraya mı aitmiş diye tecrübe ederek öğrendi herkes. Evet. Bir devir tasfiye komisyonu kuruldu. İşte malların paylaşımı falan, böyle bir miras paylaşımları vesaire oldu. Böyle birçok, evet, yerde bununla ilgili değişik tartışmalar, gerginlikler oldu. Maalesef çok iyi gitmedi o süreçler. Her ilde görevli olan arkadaşlarımızın tavırlarına göre farklı farklı kararlar, bir birliktelik ve aynı yerde aynı konuyla ilgili karar vermeler, kimin büyükşehire hangi görevin ve yerin, malın büyükşehire hangi görevin ve gayrimenkulün ilçe belediyesine devrolacağıyla ilgili bir genel kural oluşmadı. Evet, keyfiyete her, dayalı oldu bazı şeyler o zaman. Keyfiyet de oldu, kasıt da oldu ve adaletsizlik bir şekilde bir takım konular maalesef değerlendirdi. Sonra hukuki süreçler, evet, başladı, evet, ve onunla ilgili de bazı geri dönüşler oldu. Konu tam buradayken, yani sizin olması gerekip de sizin olmayan, işte Muğla Büyükşehir'in hakkının verilmediği bir şey var mı? Hani böyle çok biz 5 senede onun şu veya bu şekilde yaptık. Bazı devir tasfiye komisyonunun çalışması gerekiyordu. Maalesef devir tasfiye komisyonu bizim ısrarlı isteklerimize ve yazılı taleplerimize rağmen, evet, uzun süre çalıştırılmadı. Sonra Danıştay'dan gelen kararlar nedeniyle devir tasfiye komisyonu başladı, uygulandı. Fakat karar üretemedi. Evet. Ürettiği kararlarda çekingen davrandı. Evet. Adeta dokunulması yasak alan gibi. Biz yani o devir tasfiyede bize verilecek olan malların sanki başka bir ülkenin başka bir yöneticisine veriliyormuş gibi böyle, evet, bir mal kaçırma gibi diyeyim, evet, bir takım davranış biçimleri oldu. Çok üzücü. Ben, evet, bunların hepsini yazıyorum. Daha sonra hatıralarımda isim, evet, vererek kimlerin ne yaptığını söyleyeceğim. Ama şimdi değil. Evet. Fakat bizden sır çıkmaz böyle, Sayın Başkan. Biliyorum. Şimdi de paylaşabilirsiniz. Hiç kimseye söylemezsiniz, biliyorum. Hani şimdi de paylaşabilirsiniz. İzleyicilerimiz de bu konuda şeydir yani. Ama devletin bir
bütünlüğü ve adaleti açısından baktığımızda evet. Türkiye'nin her yerinde evet. kanunun vaaz ettiği şeyleri yapmak evet. gerekiyor. Sayın izleyiciler, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki hatıralarımı yazdığımda isim isim bir takım şeyleri açıklayacağım dedi. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nasip olur da görürsek inşallah ben takipçisi olacağım. Merak ediyorum. Yani evet. bölgede çalışan bir gazeteci olarak bu söyledikleriniz bende büyük merak uyandırdı. Umarım halkta da uyandırmıştır. Bundan sonra size bayağı bir sıkıştırmalar gelir diye düşünüyorum başkanım. Ben sıkışmam. Çok rahatımdır. Evet. Yani olduğum yerde dururum. Evet. Siz istediğinizi sorabilirsiniz. Evet. Ben istediğim şekilde Peki, cevap veririm. Sayın başkanım yani bu süreçlerde yani işte herkes herkes demeyeyim de işte belediye başkanları ya da bazı kurumlar ya da bazı kişiler diyeyim ya da bazı meslek grupları diyeyim sizinle karşı karşıya geldi. Sizi suçlayıcı açıklamalar, eleştirel açıklamalarda bulundular. Genele baktığımızda siz şimdi de sahaya indiniz, bir seçim çalışmasındasınız. Yani ilçe belediye başkanının size yönettiği suçlamalar, işte ne bileyim bazı işte meslek gruplarından gelen tepkilerin vatandaşa yansıması var mı? Size vatandaştan dönen bir tepki var mı? Seçim çalışma sürecinde bunlar size... Meslek grupları derken? İşte şu ulaşımla ilgili şoför esnafının sanırsam evet. tepkiler oldu. Şimdi bakın ulaşımda bahsettiniz ya %96 dönüşüm sağlandı. Türkiye'de bu dönüşümü yapan yeni kurulmuş Büyükşehir Belediyesi yok. Eskilerde de yok. Evet. Dönüşümden neyi kastediyoruz? Biz kendileriyle konuşarak esnaf arkadaşlarımızla özürlü rampalı, kameralı, evet. kart sistemiyle çalışan ve her şeyi kontrol edilebilen, istihap haddini aşamayan, şoförün kameradan kontrol edildiği, evet. herhangi bir olumsuzlukta her şeyin kamera kayıtlarıyla kontrol edilebildiği ve bir disiplin içerisinde evet. ve giyimi, kuşamı, davranış biçimleriyle ilgili de eğitimlerin yapılarak müşterinin yani vatandaşın esnafla bir bütün olarak birlikte yürümesini sağladık. %96 inceleyin, değerlendirin. %96 oranında bir evet. dönüşüm hiçbir ilde, büyükşehirde yok. Evet. Burada problemin ana konusu şu, ana konusu. Tabii ki sorun olur. Öyle hat der, öbür tarafa gireyim der, buraya girmeyeyim der, siz evet. girmeyin der falan. Bakın buradaki en önemli hadise şoför esnafımızın problemi 65 yaşla ilgili konu. Evet. 65 yaş geçen herkes ücretsiz kartı alıyor. Evet. Giriyor. Ve onunla ilgili de ücretsiz taşınıyor. Ama her kooperatif aracı ne taşırsa, ne kadar kişi taşırsa taşısın sadece 1000 lira alıyor. Ayda. Araç başına. Ayda 1000 lira. Ayda 1000 lira. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin araçları onlardan çok daha fazla taşıyor ama hiçbir şey almıyor, para almıyor. 3 milyonun üstünde evet. bir ücretsiz yolcu taşıma özelliği var. Onların da istediği, bizim de istediğimiz ya buna bir disiplin getirelim 65 yaşla ilgili. Evet. Taşıdığı yolcu kadar parasını alsın, o zaman bir dert yok. Onu bakanlık madem karar verdi, 1000 lira yerine bizim hepsi var, bütün hesaplarımız var. Kaç evet. kişi taşıyorsa onu taşısın. Bazen işte ücretsiz taşıyorsa belli bir sınırı olsun. Mesela bir şeyde arkadaşım 1000 defa araca binmişliği var, o bizim şeyden çıkarıyoruz. Bu kadar süratle, bu kadar geniş oranda yapılan bir dönüşümün evet. Bazı sancıları olur mu? Olur. Evet. Ama şu anda bizim oturup konuşup da birlikte karar vererek evet. neyi neden yapacağız, neyi neden yapamayacağız bunları konuşarak çözemeyeceğimiz bir şey yok. Nitekim de şu evet. anda onlarla ilgili konuşmalarımızı yapıyoruz. Gerekli olan düzenlemeleri yaptık veya mevzuat hükümleri müsaade ederse yapacağız. Evet. Böyle Sayın Başkanım yani işte yasaların müsaade etmediği ya da ne bileyim ekonomik olanakların el vermediği bir şekilde süreçlerin yetişmediği de yapmayı vaat edip de yapamadığınız ne var Muğla'da? Bakın benim 4 dönemdir yaptığım bir şey var. Evet. Önce taahhüt ediyorum. Taahhütlerimi kitapçık haline getiriyorum. Şu anda 14-19 var. 19
var. 1923-24 de var. Dönemin sonunda evet. Hangi taahhütlerimi yerine getirmişim, hangi taahhütü yerine getirmemişim, neden getirmemişim onu anlatıyorum. Evet. Bir de taahhüt etmediğim halde neler yapmışsın? Ekstradan yaptıklarımı anlatıyorum ve bunu belge olarak 4 dönemdir halkımla paylaşıyorum. Ve buna hesap verme raporu diyorum. Evet. Biz çünkü halka hesap vermemiz lazım. Ben ne dedim size, ne yaptım, attım tuttum mu? Falan. Evet. Şimdi de 2019-2024 arasında ne yapacağım onları söylüyorum. Evet. Geçen dönem sadece bir tane eksiğim var. Bodrum çöp depone alanı. Bodrum çöp depone alanı. Evet. Onun da ihalesine çıktım. Yer teslimi yaptım. İnşaat başladı. Durduruldu. Sebep şu. Orası daha önce 3. derecede sit diye inşaat yapılabilir dedikleri, kontrollü inşaat evet. yapı dedik alan birdenbire Allah'ın hikmeti 1. derece sit oldu. Öyle mi? Evet. Tabiat Varlıkların Koruma Kurulu'na mı? Dolayısıyla dokunulmaz hale geldi. Evet. Biz ihaleyi iptal etmek durumunda kaldık. Şimdi Sayın Bakan'a da bu hassasiyetimizi ve sorunumuzu anlattık. Çünkü Bodrum, Muğla'nın evet. çöpünün 5'te 1'ini üretiyor. Evet. Vahşi depolama yapılmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanı mı? Şimdi Orman Bakanı'ydı evet. ya, Çevre ve Orman evet. Bakanı'ydı Veysel Bey. Evet. Veysel Bey ile konuştuk. O yeni bir yerde anlaştık. Onunla ilgili işte kurum görüşlerini falan alıyoruz. Evet. İnşallah onu da bitireceğiz. Bu arada 2 tane çöp depone alanı yaptım. Çevreyle ilgili hassasiyet açısından diyorum. Ve Muğla'da 7 tane olacak Bodrum'la beraber. Türkiye'de en fazla çöp depone alanı olan kent evet. Muğla. 7 tane. Vahşi depolama yapıyorsunuz mu Sayın Başkanım? Yoksa mevcut olan yerlere mi taşıyorsunuz çöpleri? Hayır, modern bir evet. çöp depone alanı yapıyorum. Evet. Sızdırmasız, çevreye tamamen sıfır şeyli. Metan gazından elektrik üretmek, ayrıştırma ünitelerini kurmak kaydıyla yapıyorum. Şu anda hepsi tamam, 6 tanesi, 2 tanesini yaptım. 3. olarak Bodrum'a yaptığımda ki gerdanlığın en büyüğü. Evet. Çünkü Muğla çöpünün 5'te 1'ini tek başına Bodrum üretiyor. Evet. Ve diğerlerini de rehabilitasyona başladım. Tahsisi yeni geldiği için. Mesela Mumcular Vahşi Depolama Alanı'nı tahsis ettik. Rekreatif çalışmamızı yaptık. Ağaçlandırdık. Orada çocuklarımızla piknik yapabilir hale geldik. Yani evet. onu çevre çok önemli Muğla'da. Biz de o konuda çok hassasız. Bakın Türkiye'de sadece Muğla'da yapılan evet. denizden çöp ve sintine toplamasını yapıyoruz. 6 tekneyle. Evet. Çünkü Gökova Körfezi'nde bir kenara kıyıya geçip orada çöpünü sintinesine bırakmak evet. o tekne için çok zaman kaybı. Denize de bırakmasını istemediğimiz için evet. telsizle haberleşip o seyir halindeyken körfezin ortasından sintinesini alıyoruz, çöpünü alıyoruz ve o yoluna devam ediyor. Evet. Yani çevre konusunda çok önemliyiz. Mesela hafriyatla ilgili biz göreve geldiğimizde tek hafriyat alanı vardı. Şu anda 7 hafriyat alanı var. Evet. Çöp depone alanı Türkiye'de en fazla çöp depone alanı olan, demin yarım kaldığı için tamamlıyorum, 7 tane ile Muğla. Bizden sonra fazla çöp depone alanı olan Antalya'da 5 tane var. Muğla'da 7, Antalya'da 5 tane var. Evet, Türkiye'nin başka yerinde ben evet. liderim. Yani bir de şunu düşüneceksiniz tabii. Evet. O kuruluş maliyeti ve işletme maliyeti. Sayın Başkanım, turizmden dolayı, otellerin yoğun olmasından dolayı burada yoğun da bir çöp vardır. Tabii. Değil mi? Sayın Başkanım, ben geçmiş 5 yıllık hizmetlerinizden de bahsetmek istiyorum. Onları da konuşmak istiyorum. Lakin az önce havada kalan bir şey var. Bir izleyici yazmış ki anket meselesini anlatırken Osman Başkan gerideymiş gibi sordun demiş.
Öyle değil, bir anket Hayır. sonucu var. Orada siz öndesiniz ama hani 2,5 puan önde gözüküyorsunuz. Neyse o rakamları girmeyin. Ben rakamları vermeyeceğim. Bulandırırsanız yeni yazacağım. Yok öyle değil. Yani bu tabii anketlerin güvenilirliği de tartışılır ülkemizde. Algı yönetimi vesaire. Böyle 2,5 puan yine siz öndesiniz. Yani çok da kötü bir koku yok benim gördüğüm ankette. En yakın rakibiniz de 2,5 puan yerinizde. Ondan sonra 2 tane rakibinize de onlar 12'şer puanlık böyle bir dağılım yapmış anket. Evet. Ben onu da izleyicinin o kafasındaki soru işaretini de gidermiş olalım. Sayın Başkan, tek yapamadığınız Bodrum'daki çöp deponi alanı. Onu da başladık, şimdi bitireceğiz inşallah. Peki, yani sürecine başlattık. Evet. Yani ben Muğla'yı yakından takip ediyorum. Burada gerçekten hani böyle özgün işler var benim gördüğüm. Yani hizmet belediyeciliği noktasında da özgün işler var. Sosyal anlamda da özgün işler var. Kültürel anlamda da özgün işler var. Bunlardan bir tanesi Zurna Festivali. Evet. Mesela ben onu çok beğeniyorum. Bir de sizin türüt mantarı mıydı? Türüf. Türüf mantarı. Evet. Türüf mantarı üretimi falan benim çok dikkatimi çekiyor. Gelir geçerken tabelalardan falan. Doğru. Yani çok önemli. Neler yapıldı Sayın Başkan bu 5 yılda? Şimdi şöyle ilk olanlarla ilgili değerlendirdiğimizde örneğin kısa mola dediğimiz sosyal amaçlı özellikle serebral palsili yani beyin felçli olan evet. Çocukları olan ailelerde biz onları ayda 3-4 defa 3'er 4'er saat ağırlıyoruz. Anne evet. ben ortopedi mütehassısıyım. Dolayısıyla o hastaların durumu ve annelerin 7-24 hizmetlerini biliyorum çocuklarıyla ilgili. Ve kimseye emanet etmezler anneler. Yani kocasına dahi emanet etmez. Evet. Ve şeydir, gork tavuk gibidir. Ama çok yorucu bir olay. Dolayısıyla o da psikolojik olarak bazı sıkıntılara düşebiliyor. Bu nedenle biz kısa mola dediğimiz bir hizmeti sunuyoruz. Onları alıyoruz. Uzman elemanlarımızda ki anne onu görüyor. Emniyet evet. ettikten sonra bırakıyor. Ve kendisi geziyor, gidiyor, işte komşusuna gidiyor. Ve hem çocuk mutlu oluyor, hem anne mutlu oluyor. İle ilgili 14 plajda, hem de plajın göbeğinde özürlü engelli plajı, engelsiz plaj olarak özel rampalarda, özel araçlarda denize girdiği zaman boynuna kadar suya geldiğinde engelsiz olan vatandaşlarla aynı seviyede oluyor. Müthiş bir duygu. Ve şeyin göbeğinde. Yani, denizin ortasında. Kenarda falan değil yani. Plajın kenarında falan değil. Bu çok önemli. Evde bakım hizmetlerimiz çok şey. Mesela yaşlı karı koca. Evet. Genellikle çocukları var ama okuttularsa çocuklarını. Çocuklar evet. Türkiye'nin herhangi bir illerinde görevdeler, memurlar çalışıyorlar. Annelerine istese de babalarına gelip bakmaları mümkün değil. Akraba biraz bakıyor, sonra biraz bıkkınlaşıyor. Komşular biraz bakıyor, ondan sonra onlar da yetemez hale geliyor. Genellikle adamları, hanımlar, kadınlar yatağa mahkum ediyor. Tabii onların kabahati yok da. Yani erkekler daha çabuk rahatsızlanıyor. Ama kadının ona bakacak mecali yok, çevirecek gücü, kudreti yok. Evet. Bize müracaat edildiğinde onların evin içinde banyosunu yaptırıyoruz. Sakal tıraşını ve her türlü çamaşırını, yatağını değiştiriyoruz. Evet. Şekerini, tansiyonunu kontrol ediyoruz. İlaç verilmesi gerekiyorsa ilaçlarını kontrol ediyoruz. Hastaneye gitmesi gerekliyse onu alıyoruz, hastaneye götürüyoruz. Hasta nakille muayenesini ettirip tekrar eve gelip ilaçlarını uyguluyoruz. Evet. O evde çatı akıyorsa, cam kırıksa, kapı mandalı çalışmıyorsa, musluk akıyorsa onların tamiratlarını da yapıyoruz. Ve her an kendi evlatları ve torunları gibi benim elemanlarım onların yavrusu, onların torunu oluyor. Ve o sevgi içerisinde onların günlük yaşamını kolaylaştırmaya, konforlu hale evet. getirmeye çalışıyoruz. Sosyal anlamda çok büyük hizmet bu. Sayın Başkan, sizin işte 20 yıllık bir doktorluk evet. geçmiş, hekimsiniz. 27 yıllık, 20 yıllık Muğla. Evet, anemnezi yöntemin yani anemnez etmenin avantajlarını sanırım yaşıyorsunuz. Yani iyi ihtiyaçları iyi tespit ediyorsunuz evet. sanırım anladığım kadarıyla. Bizde anamnez dediniz ya, evet. anamnez... Şimdi biz kapıdan girdiği zaman doktor olarak evet. hastaya bakarız. Ve inspeksiyon deriz. Yani bakma, görme. Evet.
onun duruşundan aşağı yukarı 1/4 oranında teşhis koruz. Evet. Ondan sonra anamnez gelir. Ne şikayetin var, neren ağrıp duru deriz Muğla ağzıyla. O yerel ağızla konuşmak evet. hastayı doktora daha çok yaklaştırır. Evet. Ve o daha iyi konuşur ve iyi anlatır. Evet. Belengari der mesela. Belengari var mı Belengari sizde? Belengari var. Belengari. Biz onun ne olduğunu anlarız. Ama bilmeyen doktor neren ağrıyor diye sorar. Neren ağrıp duru, neren ağrıp duru evet. diyeceksiniz. Yani bunun başka çaresi yok. Dolayısıyla onlar... Bu arada ben bir tercüme yapayım mı Sayın Başkanım? Evet. Hani Belengari işte so-so. Yani işte. Şöyle böyle. İdare eder. İdare edip evet. duru. İdare edip duru. İdare edip duru ha. anlamına evet, geliyor. Evet. Belengari. Dolayısıyla o... Anamnez dediğimiz hastanın kendi hastalığını kendi ağzıyla ve hissettikleriyle anlatması lazım. Evet. Sonra muayene gelir. Sonra ek tetkikler gelir. Yani evet. laboratuvar ve röntgen gelir. Onların hepsini alıp değerlendirdiğimizde teşhis ve tedavi evet. gelir. Tedavi gelir. Bizim sürecimiz de aynı doktor gibi evet. toplum da cemiyet de İnsan topluluğundan oluşan canlı bir organizma. Evet. Dolayısıyla önce bakmasını bileceksiniz. Baktığınızı göreceksiniz. Evet. Sonra sorgulayacaksın. Ne var ne yok. Sen neyin bakın neyi istep durum sen diye bir evet. soracaksın. İstep durun. Evet. Bilmiyorum, bu çek, fiil çekimi biraz farklıdır. Denizli evet. de farklıdır. Evet. Ve onu alacaksınız. Ende hure aşağı doğru giden yolu düzeltelim başkan diyorlar. Değil mi? Na, baksan mı ineklerle geçeyim az dedi. Evet. Değil mi? Yani geçmek onlar, batırı falan. Şimdi bunu aldıktan sonra muayene edip gerçekten ne var burada eksik ne altı ne üstü ne ona bakmanız gerekiyor. Aynı hekimlik gibi. Evet. Aynı insan muayeneleri gibi. Çünkü insanların yaşandığı ortam canlı bir organizma gibi düşüneceksiniz. Evet. Ondan sonra ya bunun altında bir şey var mı? Acaba bir sorun var mı? Başka bir altyapıyla ilgili sorunu var mı? Buraya ben mesela yolu yapmak istiyorsam. Ona bakacaksınız. Evet. Ondan sonra teşhisi koyacaksınız. Diyeceksiniz ki evet bu yol hepsini sıyırmamız şu şekilde, şu teknikle bu yolu yapmamız diyeceksiniz. Teşhis kondu. Evet. Ve finansmanını bulup tedavisini yapacaksınız ve o yolu o halkın hizmetine sunacaksınız. Evet. Hekimlikle mukayeseli ve muayene konusuyla ilgili çıkardığınız dolayısıyla avantajlısınız yani. Bu sizin için büyük bir avantaj. Evet yani. Muğla'yı böyle bir yani hasta demeyelim de bir insan gözüyle değerlendirdiğinizde yani yaşam standartı, yaşam kalitesini yüksek tutmak, ömrünü uzatmak adına baktığınızda sizin tespit ettiğiniz eksiklikler var ve bu yönde yaptığınız çalışmalar var. Ben yani yolları siz yolları insan vücudunda neye benzetiyorsunuz? İşte damarlara mı benzetiyorsunuz yoksa kemiklere mi benzetiyorsunuz? Bayağı bir yol yaptınız diye düşünüyorum Muğla'da. Evet. Ben arkadaşlarımla birlikte bu muayene, inspeksiyon, neren arıp duru, belengari deyip gidip bakıp tespit ettikten sonra 2300 kilometre yol yaptık. 2300 kilometre Muğla Menteşe'den Kütahya Simav'a kadar. Muğla Menteşe'den Kütahya Simav'a kadar. Uzunlukta. Uzunlukta. Onu böyle evet. hayal edeceksiniz. Bu oldukça yüksek bir şey ve 360 milyon lira yatırım yapıldı. 360 milyon evet. TL'lik evet. eski parayla 360 katrilyon. Katrilyonluk yol Mili. Evet. yapıldı. Şimdi trilyon değil mi başkanım? Katrilyon, trilyon evet, pardon. 360 trilyon. Şimdi şöyle kırsalın en ücra, ben dağ köylerim var benim, orman evet. köylerim var. Daha uçta yerleşmiş. Ve Muğla merkezi nüfusu olmayan çok merkezli bir kent. Evet. Mesela Aydın'da merkezde nüfus var, 2/3. Nüfusun 2/3 merkezde. Evet. İzmir'de öyle, Eskişehir'de öyle, Antalya'da öyle. Nereye bakarsanız öyle. Ama ben tam bir yörüğüm. Ve yörük olarak oba oba yerleşmişim. Evet. Yani Fethiye Obası, Marmaris Obası, evet. Bodrum Obası, Menteşe Obası, Milas Obası gibi değerlendirelim. Evet. Dolayısıyla 100-170-160 arasındaki nüfusu olan 5 tane ilçemiz var.
Ama hepsi ayrı ayrı yerde. Ayrı ayrı yerde, evet. Bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum şimdi. 7 tane de 100 binin altında yer var. Fethiyeliyiz diyorlar değil mi? Biz, tabii. Yani, Muğla'lıyız demiyorlar ama Fethiyeliyiz şimdi diyorlar. Şimdi onun önemini anlatmaya çalışıyorum ve biraz anlatabildiğimi düşünüyorum. Çünkü evet. Ne diyorum ben? Hedefimiz bir, Muğla bir. Ne demek o? Bir olmalıyız demek. Evet. Beraber olmalıyız. Yani Fethiye'de olan bir güzel bir hadiseden, mutluluk veren bir hadiseden, Fethiye'nin başarısından Menteşe'deki vatandaş mutluluk duymalı. Benim Fethiye'mde hu olmuş. Baksan Sayın diyorum, Başkan, şu Menteşe ile ilgili de bir kafa karışıklığı var. Eskiden Kavaklıdere'nin beldesi olan bir Menteşe yani, vardı. Şimdi merkez ilçe Menteşe oldu. Bazen bu Menteşe'leri karıştırıyorlar. Menteşe'yi anlatırken... Öğreniriz, çabuk öğreniriz. Muğla merkez değil mi? Muğla merkez evet. Menteşe. Şimdi üzüntümüzden de A ilçede, hani isim vermek istemiyorum negatif bir şey söyleyeceğim için, üzücü bir olay oldu. Evet. Ben Menteşe'de, Fethiye'de, Marmaris'te ondan üzülmeliyim. Evet. Aynı kendi kentimde, ilçemde olduğu gibi. Yani hepimiz bir, Muğla bir. Yani tek vücuduz. Kol başka yerden, ayak başka yerden çalarsa... Tabii. Yani bir bütünün evet. Çok değerli parçalarıyız. 13 tane çok değerli ilçemiz var. Evet. Ama hepsi Muğla'nın ilçesi. Evet. Muğla üst kimlik. Evet. Ve onun altında da farklı coğrafyada, farklı iklimde, farklı tarımsal faaliyetlerde, farklı turizm faaliyetlerinde ama bir bütünün bir parçası olarak evet. Çok değerli ilçelerimiz var. 2300 kilometre yol yapıldıktan sonra Muğla'nın yol ihtiyacı var mı hala Sayın Başkan? Ne bakın, kadar 2300 kilometre büyük şehrin sorumluluğunda olan yollar. Bunların doğru. Şehirlerin girişlerinde bize ait eğer bize devredildiyse evet. Yol yapıyoruz. Mesela Ortaca'da, Dalaman'da ve evet. Datça'da, Muğla'da, Milas'ta biz evet. Prestij şehir içi giriş yolları yaptık. Evet. Yani şehre girerken evet burası bir çağdaş bir kent. Dolayısıyla da öyle bir benim öyle karşılıyor dedikten bir evet. Şey yaptık. Ve onun dışında da köy yolları özellikle çok yaptık. Mesela Seyri Kemer'de olağanüstü bir köy oldu ve onların beklediğinin çok üstündeydi. Köy bağlantı yolları değil mi sizin ülkenizde? Ana yoldan ana yolu köye bağlayan evet. Köyden beldeye, eski beldeye, köyden ilçeye bağlayan ana yollar çelik bariyerleriyle su evet. Şeyleriyle, kanallarıyla ve çok iyi bir altyapıyla bazı yerde sıcak asfalt, çoğu yerde satiği kaplama, çift bozulması gerekirse olsun diye şehrin içinde bazı yerlerde de parke yaptık. Evet. Ama o altyapıyı öyle yaptık ki onun üzerine 8 aşağı yukarı söylüyorum 8 santimetrelik bir sıcak asfalt döktüğümüzde evet. Oraları da yani satik kaplama yaptığımız yerlerde sıcak asfalta dönecek. Benim de hayalim altyapı hazır yani sıcak benim asfalt de hayalim, altyapı hazır. Bütün ulaşım yerlerine sıcak asfaltla gidelim. Niye satik kaplamayla gidelim? Evet. Ama son zamanlarda petrolün artışı, evet. Doların artışı bitimi çok yani o malzemeyi çok rakamları evet. Yükseldi. Evet, maalesef çok yükseldi. Daha önce mesela bir şu kadar miktarla şu kadar kilometre yaparken şimdi onun yarısını ancak belki yapabiliyoruz. Evet. Çok pahalandı. Evet. Ona göre dikkat edelim. Çok radikal bir kararla toplu ulaşım problemini çözdünüz. İşte bu yaptığınız yollarla ulaşım anlamında sorunları çözdünüz. Muğla genelde Muğla'nın geçimi turizm gibi algılansa da büyük oranda bir tarım var burada. Yani tarım memleketi. Yani biz Menteşe Belediye Başkanı'nda yaptığımız programda da ben bahsettim. Ben 20 yıldır gazetecilik yaparım. Yayınlar hazırlarız. İşte üzüm fiyatını öğrenmek için Manisa borsasına bakarız. Zeytin fiyatını öğrenmek için, zeytinyağı fiyatını öğrenmek için Aydın borsasına bakarız. Pamuk için İzmir'e, Söke'ye bakarız. Değişik borsalara bakarız ama bal, koyun, keçi bu tür ürünlerin fiyatlarını bakmak için, öğrenmek için de Muğla Ticaret Borsası'na bakarız ve bunlar gerçekten son dönemde önemi artan ürünler oldu. İşte küçükbaş hayvancılık, işte arıcılık, balcılık falan. Muğla'da ciddi bir tarım faaliyeti de var. Yani
ekonomik anlamda, tarım ekonomisi adına sizin çalışmalarınız oldu mu? Olduysa neler yaptınız? Evet. Teşekkür ederim. Bu benim için çok önemli. Çünkü önümüzdeki dönemin en önemli projelerinden başlık olarak birisi evet. tarım, hayvancılık, bunların geliştirilmesi ve bilinenin aksine %60 nüfus kırsalda yaşıyor ve biz gelirimizin yarısından fazlasını bu kadar kötü bir tarım politikası ve fiyatlandırmaya rağmen evet. biz kırsaldan temin ediyoruz. Evet. Ve bizim bakın toprakla ilgili çok önemli çalışmamız oldu. Bir laboratuvar kurduk üniversiteye. Evet. Toprak, yaprak ve su tahlili yapıyoruz. Evet. Ve bizden tahlil isteyen vatandaşa aracımızı gönderiyoruz. Oradan özel aparayla malzemeyi, örneği alıyoruz. Dönüm başına evet. şu gübreden şu kadar kullanmanız gerekiyor. Evet. Ve bu hava koşullarında, bu toprak değerinde evet. en fazla dönüm başı ürünü, verimi evet. şu, şu, şu ürünlerden alırsınız diye evet. öneride bulunuyoruz. Yani bunu daha önce Orman Bakanlığı'nın Tarım İl Müdürlükleri vasıtasıyla yapması gerekirdi. Çünkü ben toprağın ne olduğunu bilmezsem evet. şu anda o kadar kötü bir gübre kullanımı var ki evet. Ben işte şunu verdim, bunu verdim birbirinden duyarak ama tahlil yapılmadan antibiyotik verilir mi yani? Taklit öyle bir şey tarım var değil mi? Herkes birbirini taklit ediyor. Evet yani kulaktan da olmuyor. Beni çok iyi geldi endeki falan denip onu kullanılıyor ama sonra hiçbir netice alınamıyor. Biz bunu bilimsel hale getirmeye çalışıyoruz. Dönüm başı ürünü, bakın bu çok önemli, bunu biraz uzun anlatmak isterim. Muhakkak surette hangi ürün olmalı? Bizim tespitlerimize göre cevizin muhakkak kullanılması lazım. Bakın incir meselesi maalesef Aydın'da termal tesisler nedeniyle çok kurumaya gidiyor. Siz bunu da çok iyi tespit ediyorsunuz. Evet. Çünkü yanlış yapılıyor termalde. Yanlış kullanılmasıyla incir ağaçları kuruyor. Evet. Benim toprağımda çok iyi incir yetişiyor. Evet. Yerlerinde tespit ediyoruz. Evet. Ve bu yaptığımız toprak tahliliyle ilgili kitapçık çıkardık size verelim. Kuru incir mi oluyor? İncir kuruyor mu burada? İnciri yani ister yaş tüketirsiniz. Evet. İster de kuru. Zaten incir, ceviz, zeytinyağı dememizin nedeni o. Yani narenciye belli bir süre içinde tüketilmesi lazım. Evet. Ama siz cevizi saklayabilirsiniz uygun şartlarda. İnciri yaşken kurutur. Tüketirsiniz, kurutur, bir iki yıl saklayabilirsiniz piyasanın durumuna göre. Kestane üretebildiğimiz yerler var. Kestane şu anda Bursa kestanesi, kestane şekeri diyoruz ama Bursa'da kestane kalmadı. Yani hep dışarıdan alınıyor. Biz de o ürüne talip olabiliriz ve yaparız. Trüf mantarı çok önemli. Evet. Meşe ağacının köklerinde aşılanıyor ve ben de ilk duyduğumda çok şaşkınlıkla bunu izlemiştim ama evet. doğruluğuna tespit ettiğim için söylüyorum. Cinsine göre trüf mantarı kilogramı 350 ila 3500 euro. 3-4 defa tekrarlattım. 350 TL ile 3500 euro. 350 euro ile euro. 350 euro ile 3500 euro. Cinsine göre. İlaç sanayinde mi kullanıyor Sayın Başkanım? İlaç sanayinde, parfümeride ve yiyorlar. Yani Fransa'da çok yaygın bir mutfağın şeysi. Bazıları öyle yiyor yani. Bizim gibi yani Tanzim'den patlıcan yemiyor yani. Evet. Onu yiyor. Dolayısıyla evet. herkesin yediği, her sistemin de vatandaşına yedirdiği farklı bir şeyler var. Evet. Biz de onu yiyoruz. Orası da trüf yiyor. Evet. Ha o yiyorsa ben onu yetiştirebilir miyim? Yetiştirebilirim. Çünkü kireci fazla olan toprakta yetişiyor. Ben burada bir şey sormak isterim Sayın Başkan. Toprakta yetişiyor bütünlük için. Onu anlatayım evet. ondan sonra. Bu topraklarda başka ürünler çok fazla verimli değil. Verimsiz toprakta çok yüksek değer ifade eden ürünü yapıyoruz. Önümüzdeki yıl evet. biz ilk trüf hasadını yapacağız. Sizi de davet ediyorum.
Önümüzdeki yıl ilk türf hasatı yapılacak. Evet, 5 yılı dolduran yerde hasadını yapacağız. O hasatta tam tarihini bilmiyorum. O hasatta sizi çağıralım beraber. Rekolte beklentiniz ne Sayın Başkan? Şimdi miktar önemli değil şu anda burada. Ben türüf mantarının o tarlada yetişebildiğini ve bunun piyasasının olduğunu, işte şu kadar o aralıkta bir değerde ben bunu pazarlayabildiğimi gösterdiğim anda, biz gözden akıllıyız ya. Evet. O tarlalar boş, gen duran, gen deriz biliyorsunuz tarlaya. Evet, gen. Gen duran tarlada kesinlikle bu türüf mantarları, biz onu aşılanmış meşelere veriyoruz, hazır onları yapıyoruz. Şu anda mantarın ilk hasadı Mayıs 2020. Evet. Yazın 2020'de Mayıs ayında beraber, ama yediremem size. Kusura bakmayın, o kadar pahalı şey yediremem. Peynir ekmek yeriz beraber. Evet. Gaba hamuru deriz biz. Bazlama deniyor. İnşallah onu yiyecek seviyeye de gelir sistem. Biz de yeriz yani. Hani. Tabii. Yani biz tanzim satış değil de tanzim edilmeyen hür satışlardan istediğimizi alıp istediğimizi yiyebilecek hale gelmeyi temenni ediyoruz. Evet. İdealimiz de o. Evet. Güney Ege ağzı ve sözlüğü oluşumu programına dönüştü biraz bizim yayın. Gen, bir de an var değil mi Sayın Başkan? İki tarla arasındaki sınırlara an diyoruz an biz. Deriz, evet. İrim deriz. İrimler var. Onlar yine ev arası, işte yol arası şeyler. Türkiye'deki anların toplamı Bulgaristan yüz ölçümü kadar mı Sayın Başkan? Ben bunu bir toplantıda görmüştüm. Ama o anlar tarlaları çevirir. Evet. Ama biz o tarlaları gen bırakıyoruz. Evet. Gen dedik ya, gen bırakıyoruz. Evet. Üretimi arttırmamız lazım. Evet. Ben patates tohumu dağıttım 3 senedir. 3 senedir patates tohumu dağıtıyorum. 3 senedir patates tohumu dağıtıyorsun. Yetmedi. Ben eğer bu kıtlık olacağını bilsem çok daha fazla dağıtırdım. Muğla patatesten zengin olurdu. Evet. Aslında toprağımız var, imkanlarımız var. Her şeyimiz var. Sadece planlamayla ilgili işte sıkıntılardan kaynaklı bugün bu sorunlar yaşanıyor. Şimdi bakın, çok basit olan bazı şeyler var. İnsanın aklına şeytan girer ya, hani ya bunu acaba gerçekten kasıtlı mı yapıyorlar diye insanın içine şüphe giriyor. Yani bu kadar bilinen ve olması gerekeni en basit bir çiftçinin dahi tarif ettiği, tarımda bunu yapmamız lazım, şunu yapmamız lazım denilen bir olayda onların hiçbirisi olmuyor ve biz sıfır gümrükle patates ithal ediyoruz. Evet. Yani trajikomik bir olay. Evet. Gerçekten üzücü. Sayın Başkan, bu tarımsal konularla ilgili sanki başka anlatacağınız şeyler de var gibi geldi bana. Türüf mantarı dışında, patates tohumu dışında. Bizim kırsalda üretip kıyısalda tüketmemiz lazım. Kırsalda üretip kıyısalda, tüketmemiz lazım. Pazar elinizde yani. Hani mesela lojistik. Yani bakın, ben 570 ton patates ürettirmişim. Yani tohum vererek. Çok önemli bir şey. Ben patatesin bu hale geleceğini bilmiyordum ki. Ama benim topraklarımda bazı yerlerde patates çok verimli ve uygun yetişiyor. Abdala malum olur diyor ya Sayın Başkanım. Abdallık değil bu, incelemeyle kaynaklanıyor. Bu bilimsel bu. Evet. Ben saz şairi değilim biliyorsun. Abdal saz şairi demek. Evet. Ama yani bu biraz önceki doktorluktan kaynaklanan bakıp görme, inceleme, teşhis koyma, tedavi yapma gibi. Evet. Onun için de patates tohumu dağıttık. Evet. Bu çok önemli bir şey. Bakın 3 sene şu anda 3 sene sonra patates ithal ediyoruz. Demek ki bakışımız ve koyduğumuz teşhis çok önemli. Şimdi dağıttığımız yerlerde alınan verimler nedeniyle çiftçi dostlarımız, başkanım patates tohum verimamın diyor. Kumpir. Verimamın. Kumpir demeyiz patates deriz. Verimamın diyor. Vermiyormuşsun. Veriyomamın. Vermiyormuşsun diyor. Evet. Ve biz bu arada her şey dahil turizm yapıyoruz. Turizm çok önemli bizim için. Sayın Başkanım, turizm konusunda... Hayır. Onu birleştireceğim. Tarımla da onun için söylüyorum. Turizmde her şey dahil demek, her şey tüketiliyor demek. Evet. Şimdi bizdeki turizm, her şey dahil turizmi, yedir içir, kızart gönder turizmi. Yedir içir, kızart gönder. Şimdi bir Alman
Mavi gözleriyle ve bembeyaz teniyle geliyor. Biraz da bira içtikleri için, erkekler için söylüyorum, göbekli oluyor. Hanımlara karışmıyorum, onlar ne oluyor bilmiyorum ama ben erkekler yönünden alıyorum. Ve onlar gelir gelmez hemen işte saat 10-11 civarında en geç alkole başlıyorlar. Evet. Havuzun kenarına yatıyorlar. O bembeyaz cilt kısa sürede, bir gün, iki gün içinde kıpkırmızı oluyor. Evet. Beden güneşten, gözler içkiden kızarıyor. Evet. Yedir, içir, kızardı. Evet. Havuza girmesi, denize girmesi lazım. Denize giremiyor. Şöyle devir veriyor, havuza giriyor, çıkıyor. Ve Türkiye'ye geldim, orada tatil yaptım diyor. Halbuki bizim buna değil, bu da olmalı. Sadece buna değil, kültür turizmine evirmemiz lazım. Ki potansiyel muhteşem çok yüksek. Muhteşem bir kültürel şeye bağlıyız. Likya, Karya medeniyetinden günümüze kadar büyük bir medeniyetler birikiminin sonucuyuz biz Muğla evet. olarak. Ve bizim sunacağımız çok şey var. Önümüzdeki 20 yıl Hindistan ve Çin'den çok büyük bir milyar üstünde biliyorsunuz ikisinin de nüfusu. Onlardan çok büyük turist dünyaya gelecek ve bundan da Türkiye pay alacak. Onların derdi deniz, kum, güneş değil. Evet. Onların derdi kültür. Evet. Bakın Stratonikya bir amfiteyatro ve eski bir medeniyetin şehir kültürel değeri. Umarım patates tohumu dağıtmak sizi ne kadar haklı çıkardıysa bu öngörünüzü de haklı çıkarır diyorum Sayın Başkan. Çünkü Türkiye'de turizmin gerçekten olacak. Olacak. Biz Türkiye'de Sayın Başkan onu bir anlatıvereyim Stratonikya'yı. Biz orada İdil Biret'le iki konser verdik. İki yaz. Evet. Müthiş. Bakın görüntüleri var. Alın. Onu da yayınlayabilirsiniz şeyde. Evet. Televizyonda çünkü çok güzel şeyleri tekrarlıyorsunuz. Evet. Stratonikya dünyada başka yerde yok. Bir tek burada var. Evet. Her türlü, her ilimizde olan Aspendos'ta dünyada bir tane var. Evet. Stratonikya'nın yanında Lagina dediğimiz Pagan inanışının merkezi var. Evet. Nerelerde bunlar? Yatağında değil mi? Yatağında. Kaunos evet. var. Datça'da. Kayaköy var. Kayaköy daha etnografik o, değil mi? O başka bir şey. Ben bunları ayağa kaldırmam gerekiyor. Ve kültür turizmine evet. deniz turizmi gitsin, mavi denize girmesin anlamında söylemiyorum. O evet. ayrı bir değer. Ama biz kültür turizmine evirmemiz lazım. Evet. Eğer Stratonikya'yı görmek istiyorsa mutlak Türkiye'ye gelecek. Ama eğer denize girip yiyip kızarıp havuza girmek istiyorsa her yere gidebilir. Evet. Türkiye'ye gelmez şart değil. Evet. Deniz, evet. güneş ve havuz evet. her yerde var. Sayın Başkanım devam edeceğiz. Biz şimdilik bir kısa reklam arası vereceğiz. Bir 5 dakika sonra tekrar beraberiz. Görüşmek dileğiyle. Evet. Devam ediyoruz. Sayın Başkan tarım evet. diyorduk. Tarımla ilgili yaptığınız işlerden bahsediyorduk. Kısmen bahsedemediğimiz kısımları kaldı tarımın. Onları bahsedip biraz da böyle geleceğe dönelim istiyorum ben. Memnuniyetle. Bir kere bizim Muğla'da yapmak istediğimiz en önemli projelerden birisi kırsalda üretip kıyıda tüketmekle ilgili. Evet. Biz toprağı satma, ürününü sat diyoruz. Çünkü toprak toplamayla ilgili özel bir politika var. Bazı bankalar özellikle çiftçi ve tarım yapan, tarlası olan kişilere uygun şartlarda kredi veriyor. Evet. Ama onu ödeyemediği zaman onu alıyor ve belli yerlerde topluyorlar. Bu üretimi arttırmak ve oradan elde ettiği gelirin kendi yaşam şartlarını yükselterek devam ettirmesini sağlayacak olan hadise bize göre kooperatifleşme. Evet. Biz hem örneğin cevizle, bilmem işte incirle ve diğer konularla, sebzeyle, her şeyle, soğanla, patatesle ilgili üretim kooperatifi kurabiliriz. Hem de hayvancılıkla ilgili kooperatif kurmamız lazım. Evet.
ve bir otel sahibi bizden şu kadar ton peynir istiyorum dediği zaman o kooperatiflerle ben o kadar tonu onlara hemen temin edebilir durumda olmam gerekiyor. Evet. Ama buradan öyle bir şey olduğu için 15-20-100 çok nadir. Mandıralar veya işte hayvan besi olduğu için yeteri kadar ve onların taleplerini karşılayacak kadar üretim yapamıyorlar. Ve onlar da gidip işte Bandırma'dan, Balıkesir'den koyun getiriyor, Afyon'dan yağ getiriyor, peynir getiriyor. Dolayısıyla benim kırsalda üretebileceğim her türlü malı tüketiyor. Fakat ben toplu olarak veremediğim için çoğunu dışarıdan getiriyor. Evet. Bununla ilgili kooperatifleşmemiz, evet, üretim kooperatiflerini kurup büyük ve daha ekonomik koşullarda ve daha bilimsel olarak üretim yapmamız gerekiyor. Evet. Türkiye'nin geleceği de bunda. Kolektif. Evet. Bunda yani biz tarımı eğer yüceltmek istiyorsak üretim kooperatifleri. İşte efendim o ona yapıyor da aracı varmış da şu kadar para atıyormuş da onun için tanzim edelim bunu deyip buradan 4,5 lira domates alıp 3 liraya domates satmanın, evet, öyle geçenlerde milletvekilimiz açıkladı. 4,5 liraya buradan alıyorlar domatesi. Fiyatları ve enflasyonu düşük göstermek için. Evet. 3 liraya domates satıyorlar. Yani olacak iş değil. Biz üretimimizi arttırmalıyız. Üretim, üretim, üretim. Üretim. Tarlaları değil, ürettiklerimizi, evet, satacağız. Gen bırakmayacağız. Her boş tarlaya para verildi. Dikmesin, ben sana para vereyim dendi. Yani olacak iş değil. Bunu da tarih yazacak, yani bu tarım politikasının ne demek olduğunu, evet, yazacak. Anılarınızda bunlara da yer verecek misiniz? Kesinlikle çok önemli. Biz burada çok önemsediğimiz tohum gelecektir diyerek bir ülkenin geleceği olmasına dair tohum bankası kurduk. Evet, ve şu anda 666 civarında yanlış hatırlamıyorsam tohumumuz var, yerli tohum. 666 çeşit. Çeşit. Evet. Bunların hepsini deneme üretimlerini yapıyoruz. Bu üreyen tohumları genetik incelemesi yapıldıktan sonra gerçekten yerel mi ve kadim tohum mu, bu yöreye ait eski tohum mu, onun onayını alıyoruz. Bununla ilgili deneme üretimleri yapıyoruz. Bazı çiftçilerimiz de, evet, gönüllü çiftçiler oluşturarak onlarla deneyelim. Biz kendimiz de üretiyoruz ve ondan sonra da kontrollü olarak bunların genetiği de tespit edildikten sonra bunların üretilmesini ve başka bir genetik karışıma uğramadan geleceğe taşınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eksi 123 zannediyorum derecede tohumları saklıyoruz. Eksi 123 derecede, evet, tohum bankanız var. Evet. Şu anda ben 666 dedim, 712 adet şey var, tohum, evet, var. 712, yani, adet, evet, tohum var. Sayın Başkan, Türkiye bunu Soner Yalçın'ın yazdığı Saklı Seçim Şartı kitapla biraz daha anladı bu işin önemini. İşte ulusları kontrol etmek istiyorsanız petrolü ele geçireceksiniz. Kitleleri, insanları kontrol etmek istiyorsanız gıdayı diye. Gıdayı teslim edersek herhalde çok kolay teslim oluruz. Tabii galiba, tabii bu bir politika bu, ama bu politikaya uygun da yerli tohum kullanılmasını yasaklayan kanunlar çıkıyor. Böyle anlaşılacak şey değil. Ve bu tohumların en büyük üreticisi İsrail. Evet. Ve işin enteresanı şu, tohumu üretiyor, onun içerisine hastalığı saklıyor. Evet. O hastalıkla mücadele etmek için de ilaç ayrıca sıkıyor, ilaç üretiyor. O ilaç da sadece onun, çünkü üreten de o hastalığı onun içine saklayan da o. Dünyada böyle bir vahşi bir kapitalizm var. Bununla ilgili en önemli mesele gerçekten yerli üretimi, yapabildiğimiz her şeyi yerli üretimi kendimizin yapması. Evet. İlacımızı kendimiz yapacağız. Tohumumuzu kendimiz üreteceğiz. Özümüze döneceğiz. Özümüze döneceğiz. Çekirdeksiz ve deyip de ne bileyim işte. Olacak iş değil. Evet. Yani kokusu yok. Evet. Herhangi bir şeysi yok. Ne yediğiniz belli değil. Gözünü kapat. Aldığın zaman ağza, evet, aldığınız şeyin neredeyse ne olduğunu bilemeyecek durumdasınız. Bize kepeksiz unu nasıl şey yaptılar değil mi? Hep böyle herkes hasun yiyordu. Hasun yemek, beyaz un yemek falan bir marifetti. Ama şimdi geldiğimiz noktada kepeği arar duruma geldik. Aslında kesinlikle ve sevindiğim nokta var. Nedir evet o, bunlar sen? Oldu ve olmaya devam ediyor. Ama Türkiye'de büyük bir bilgilenme,
farkındalık oluşmuş durumda. Yani zararın neresinden artık, dönersen evet, kârdır. Evet. Ben yani toplumun önemli ve belli bilinçli kesimleri bu işi kavradığı için artık bundan dönüşün daha çabuk olacağına ve bizim özümüze ve olması gerekene döneceğimizi düşünüyorum. Evet. Bakın bu tohumlarla üretilen meyve sebzeleri yendiğinde başka bir hastalık, sebzenin hastalığından bahsetmiyorum. Biraz önceki sebzenin hastalığıydı. İnsanlar üzerinde de hastalık meydana getiriyor ve o para babaları, yani gözü parayla doymayanlar, dünyadaki kapitalizm bu, vahşi kapitalizm dediğimiz, onlar insanda yaratacakları hastalığı ve bozukluğu biliyorlar. Ona göre de ilaç üretiyorlar. Ve onu da başka bir ülke yapıyor ama. Onu artık başka bir hepsinin altında ülke, büyük oranda Amerika ve İsrail var. Evet. Yani esas bu işin türesi orada. Evet. Böyle bir durum var. Yani saldırı artık sadece topla, tüfekle falan olmuyor. Evet. İşte teknolojiyle, bilimle oluyor. Evet. Ve dolayısıyla benim buna göre kendimi düzenleyip öncelikle kendimi yeter bir tarım ülkesi olmalıyım. Evet. İhraç etmeliyim. Tabii bu arada özellikle 4.0, endüstri 4.0'ı yakalamak için bilgi üretmeliyim. Evet. Bilgi üreten mekanizmaları kurmalıyım. Mesela bizim bir projemiz var, hemen bunun içinde söyleyeyim. Evet. Teknoköy diyoruz. Teknoköy. Teknoköy. Teknopark, Teknopark diyorlar. Teknopark gibi. Teknokent diyorlar. Evet, Teknoköy. Ben bir kırsal alanda, bir alanda, o da projelerimiz içerisinde, bir proje içerisinde modüler, büyüyebilen, ortak alanları olan ve gelip orada bizim coğrafyamızda, bu iklimde adımını attığında denize, adımını attığında havaalanına gidebilen, isterse ormanın içindesin, %68 orman olan yerde dolaşabilen ama isterse de 72 saat hiç durmadan çalışıp üretebilen insanları buraya davet etmeli. Bakın Bill Gates Bodrum'a geliyor veya Marmaris'e geliyor yatıyla, ama bizim ondan haberdar olmuyoruz. Ama biz eğer böyle bir üretimi burada yakalarsak, üreten insanlarımız onların takipçisi olacak, onlarla ilişki kuracak. Evet. Burada iş adamlarımız, büyük holdinglerimiz, burada üretimi ısmarladıkları bir program söyleyecekler. Ama genç çocuklar böyle ortamlarda üretim kapasitesi daha yüksek oluyor. Evet. Büyük şehirlerde, İstanbul'daki yerlerde değil, burada tabiatın içinde beynin en fazla rahat çalışabildiği yazılımcılara alanlar. İlham verecek. Kesinlikle. Rahat hissettirecek ortamı hazırlayacaksınız. Evet. Sayın Başkan, 2019-2024 yeni dönem, işte Millet İttifakı'nın, siz Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız aynı zamanda. Yaptığınız şeyler ortada ama Muğla'nın yapılmayı bekleyen işleri var. İşte en ufak bir yağmurda, selde, taşkında şişen taşan bir Bodrum var. İşte Fethiye'de benzer durumlar oluyor. Başka böyle mutlaka ihtiyaçlar vardır. İhtiyaçların karşılanması, İşte şehrin daha iyiye, daha ileriye gitmesi, şehrin insanın yaşam kalitesinin yükselmesi noktasında gelecek 5 yılla ilgili ben neler yapacağınızı da dinlemek memnuniyetle isterim. Memnuniyetle. Şunu söylemem gerekiyor. Bodrum, hani büyükşehir olsun mu olmasın mı diye sorduk ya. Bakın orada beldeler vardı. İşte ilçe merkezimiz vardı. Çok bölünmüş küçücük bir yarımada. Küçücük bölünmüş idarelerde her idare kendine göre uygun veya uygun olmayan çözümler, suyla ilgili, kanalizasyonla ilgili, arıtmayla ilgili çözümler bulmaya çalışıyordu. Bakın tek başına Bodrum diğer 12 ilçenin sorunlarının toplamından daha fazla altyapı sorununa sahip. Diğer 12 ilçenin sorunlarından daha fazla altyapı sorununa tek başına Bodrum sahip. Evet. Evet. Ya dolayısıyla Bodrum muhteşem bir yer. Evet. Yani sadece Muğla'nın değil, dünyanın bile önemli bir merkezi. Evet. Çok şanslıyız. Marmaris'imiz de öyle, Fethiye'miz de öyle. Evet. Ama altyapı sorunlarını süratle çözmemiz lazım. Şimdiye kadar çözülmemiş. Evet. Bazı köyler, il özel idaresine, beldeler, belediyeliklere, ilçe de belediyeydi. Ama onlar da mali imkansızlıklar nedeniyle bunları çözememiş. Şimdi bunu çözmek görev olarak bize düşüyor. Ve bununla ilgili Dünya Bankası'ndan aldığımız kredinin çok önemli bir kısmını
burada kullanacağız. Bodrum'da kullanacağız. Ne kadar kredi aldınız? 5 yıl, 900 milyon lira. 900 milyon lira kredi aldınız altyapı için. 5 yıl içerisinde, ben geçenlerde Bodrum'a da gittiğimde söyledim. 5 yıl içerisinde ben Bodrum'un altyapısını kesinlikle çözmem gerekiyor. Bu çok önemli. Bununla ilgili Devlet Su İşleri'nin şu anda yapmış olduğu isale hatlarının Devlet Su İşleri tarafından kesinlikle değiştirilmesi lazım. Bütün raporlarla kullandıkları malzemenin defolu olduğu, cam elyaf kullanmışlar. Bunun zaten tedavülden kalktığı, yani standartlardan kalktığı, şimdi hiçbir yerde kullanılmıyor. Kullanılan diğer boru hattı, borunun da karbon eksikliği nedeniyle ortadan yarılıyor. Bakın ben 5 sene içerisinde Bodrum'daki patlak sayısının 1000'in üstüne geçtiğini size söylersem ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuz. 1000'in üzerinde patlak. 1000'in üzerinde patlak oldu. Ve işletmesi bize devredildiği için daha önceki belediyeler birliği aldı. Biz de onu almak durumundayız aynen. Miras, reddi mirasımız yok bizim. Evet. Alıyoruz. Aldık ama şu anda ben patlakla uğraşıyorum. Yazın tabii kullanma ve şey daha yüksek. Bu patlaklardan dolayı su kaybımız artı tamirat nedeniyle 14 milyon lira, bunların hepsi belgeli, 14 milyon liralık bir giderimiz oldu. 14 milyon, 14 milyon lira zarar ettik. 5 yılda. 5 yılda bu patlaklar nedeniyle kaybettiğimiz su miktarı artı tamiratla ilgili müthiş bir para. Şimdi Devlet Su İşleri ile davalıyız. Mahkemeye verdik. Tespit ve tanzim ile tazminatını almak istiyoruz. Ve önce tespit ettireceğiz, sonra tazminatını alacağız. Çünkü defolu malı onlar müteahhitten almışlar. Biz sadece işletmesini almışız. Ama ben o defolu malı almam. Mesuliyetini kabul almam etmiyorum. Mesuliyet orada. 1000 defa patlar mı ya? Yani olacak iş değil Bodrum gibi yerde ve hepsini yeni yapılmış bir tesis Devlet Su İşleri tarafından. Maalesef bu durumdayız. Onların giderilmesi, isale hatlarının yeni su kaynaklarının bulunması, su için geleceğe dönük 25-30 yıllık barajların yapılması. Mesela Muğla'da 3 tane suyla ilgili barajın yapılması gerektiğini ön fizibiliteden çıkarıyoruz. Evet. Bunu da Devlet Su İşleri'ne verdik. Muğla'da muhakkak surette bu barajların yapılıp gelecekle ilgili... Kaç tane baraj yapacak? 3 tane baraj yapacak. Nerelere? Onu tam yeri belli olmadığı için spekülatif bir şey söylemeyeyim ama 3 ayrı barajla onu içme suyunda kullanmak üzere değerlendirmemiz gerekiyor. Bu Devlet Su İşleri'nin, hani 14 milyon dedim ya, Devlet Su İşleri'nin bu hatların yapımı için harcadığı para 120 milyon lira. 120 milyon lira hatların yapımı için harcanan para. Ve şu anda hepsinin değişmesi gerekiyor. Çöpe mi gitti? Düşünebiliyor musunuz? Hepsinin değişmesi gerekiyor. Ve şu, Devlet Su İşleri onu yapıyor da, harcıyor da, sonra bana devrediyor ve borçlarını ben yıl be yıl ödüyorum. Ay be ay ödüyorum. Yani o benim adıma harcadığı, Muski adına harcadığı para. Yoksa bana bağışlamıyor orayı. 30 yılda falan ödüyor değil mi belediye? İşte 30 yıl duruma göre değişiyor. Anlaşmaya onun rakamlarına göre değişiyor. Ama 120 milyonluk yatırımın neredeyse %90'ı tamamen değişmesi gerekiyor. Müthiş bir para. Biz tabii bu parayı ödemeyiz. Yenisini yaparlar. Ona göre bakarız, kontrol ederiz. Çalışıyorsa, patlamayacaksa... Garanti süresinde ürünü değiştirsinler mi diyorsunuz? Tabii. Evet. Kesinlikle yapmayız. Yani gerçekten çok üzücü bir olay. Evet. Ama Bodrum gibi bir yer yazın patlaklarla mücadele ediyorsun. Patlak sadece borunun patlaması değil. Patlak aynı zamanda yolun tahrip olması, geçişin tahrip olması ve susuz kalan... Muhatap sizsiniz, vatandaş da siz... Öğrendi ama çok geç öğrendi. Hepsi de biliyorum bilmiyorum. Artık herkes Bodrum'da bu işin Devlet Su İşleri marifetiyle bu hale geldiğini ve büyükşehirin de sadece işletmesini daha önce Belediyeler Birliği aldığı için, Bodrum Belediyeler Birliği, benim tarafından
tamiratının yapıldığını artık biliyor. Evet. Yani benim ama gelecek 5 yılda Bodrum'un bu altyapı sorunları ortadan kalkacak. Kesinlikle kalkacak. Evet. Başka yani kanalizasyon Sayın Başkan, artma başka neler var? Acil bekleyen. Biraz önce söylediğim o kent teknoköy dediğimiz hadise evet. Çok değerli. Tarımla ilgili hadise çok evet. Önemli. Ve dolayısıyla turizmde çok önemli gelişmelere sahne olması gerekiyor. Evet. Bizim termal bir alanımız var. Evet. Bayaka'da yatağında. O termal alanı harekete geçireceğiz ve önce orada evet. Halk plajları kuracağız. Yani halk girmeleri kuracağız. Evet. Ama eğer yatırım yapmak isteyen olursa oradan su vermek suretiyle belli mesafede inşaatlar yapıldığında oteller de yapılabilir. Evet. Eren Dağı'nda eskiden yapılmış olan kayak merkezi var. O kayak merkezinin tekrar hayata geçmesini ve rentable çalışmasını temin etmeye çalışıyorum. Eren Dağı'nda kayak merkezi. Eren Dağı'nda. Ama yani oranın ne kadar feasible olduğu tartışmalı ilk yatırımının. Evet. Ama biz onu tekrar canlandırıp kayak yapmalarını... Yani yamaç paraşütü gibi bir de kayak merkezi. Kayak merkezi var zaten. Daha önce yapılmış ama şu anda maalesef yeteri kadar kullanılmadığı için, müteahhit işte oraya alan arkadaş işletemediği için bir takım tahribatları var. Evet. Tekrar telesiyecilerin ve oradaki paletli aracın değişmesi veya tamir edilmesi gerekli. Binaların tamir edilmesi gerekli. Biz onu yaptığımızda Muğla'da turizme, kış turizminden kayağa evet. Da geçme evet. Durumumuz var. Kış turizmine ihtiyacımız var. Turizmin yaygın hale gelmesi ve çeşitlenmesi açısından sağlık turizmi çok önemli. İşte termal turizm çok önemli. Bu şeyle ilgili tarihi doku ile ilgili kültür turizmi fevkalade önemli. Evet. Kooperatifçilik çok önemli. Bunları söyledim. Mesela zeytinyağı çok önemli. Zeytinyağı, memecik zeytini dediğimiz bir zeytin türümüz var. Endemik. Endemik. Bu tür içinde 500'e yakın polifenol dediğimiz etken, antioksidan, tedavi edici özelliği olan madde içeriyor. Dünya birinciliklerimiz ama var. Bu maddeleri o üründe korumak için de belli bir işleme yöntemlerinin de doğru. Geliştirilmesi gerekiyor değil mi? Yani gelişti. Muğla'da yapılıyor. Muğla'daki üreten bir eczacı arkadaşımız Atilla Bey kulakları için nasıl seyrediyorsa o İtalya'da yapılan yarışmalarda birinci gelmiş durumda. Biz zeytinyağı tadım ünitesi kurduk. Ticaret borsasında bir belediye olarak kurduk. Orada tadımcılar, eksperler yetiştiriyoruz. Zeytinyağı ile zeytinle ilgili halkalı leke dediğimiz bir hastalık var. Onun mücadelesi için özellikle Milas tarafında tedavi edici kurslar ve uygulamalı ilaç desteği veya kafes dediğimiz bir kapan var. Evet. Onları dağıtmak suretiyle zeytinciliğin sürülmesinden, toprağının budanmasından, ilaçlanmasından, toplanmasından, toplanan zeytinin ne kadar sürede nasıl soğuk sıkımdan geçirileceği, sıkılan zeytinyağının da hangi şişelerde, hangi şartlarda, hangi ısıda saklanacağı ile ilgili o zinciri tarif ediyoruz. O zincir oluştuğu takdirde de içinde ilaç niteliği taşıyacak kadar polifenol olan bir zeytinyağı. Bunu İtalya'da ve İspanya'da görüyoruz. Orada zeytinyağı adeta bir ilaç şeyinde evet. Özel fiyatlarla sunuluyor. Evet. Bizim bu konuda çok büyük şansımız var. Onun için zeytin fidanı dağıtıyoruz, memecik zeytini. Onun için kestane fidanı, onun için incir ve onun için ceviz fidanı dağıtıyoruz. Bunlar devam edecek. Evet. Sayın Gür'ün, ben bir girişimciyim. Muğlalı bir gencim, örnek veriyorum. Memleketimde bir şeyler yapmak istiyorum. Yani yatırım yapmak istiyorum ya da iş kurmak istiyorum.
Ya da siz olsanız Muğla'da hangi alanlarda yatırım yaparsınız? Ne gibi girişimlerde bulunursunuz? Ben her şeye rağmen tarım ve hayvancılıkta muhakkak yatırım yapılması gerektiğine inanıyorum. Yatırım tarım ve hayvancılıkta ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, art değer getirir. Ama bunun organizasyon şeması olarak mutlak surette kooperatifçilikle bir araya gelinerek ortak ve daha nitelikli, daha ucuz üretim yapacak hale gelmek gerekiyor. Evet. Ve pazarlamasının da profesyonelce yapılması ve komisyoncuların veya tüccarların elinde mahkum olunmaması gerekiyor. Bakın ben Muğla'ya gelip yerleşen, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıl yerleşen arkadaşlarımıza hep sorduğumda nerelisin sen deyince, örneğin ben Trabzonluyum diyor. Örneğin ben Artvinliyim diyor. Örneğin evet. Ben Ankaralıyım diyor. Kaç senedir buradasın? Şu kadar yıldır. Peki sen burada ne yapıyorsun? İşte ben şu işi yapıyorum, şunu üretiyorum, şurada çalışıyorum diyor. Ben de kendisine diyorum ki sen Artvin doğumlu Muğlalısın. Evet. El değilsin, yabancı değilsin. Ötekileştirmiyorum. Üretiyorsan burada... Üretiyorsan, bir çivi çakıyorsan Muğla için, düşünüyorsan sen Muğlalısın. Muğlalı olmak sadece Muğla'da doğmak değildir. Evet. Muğla için bir emek sarf eden, bir katkı yapan, üretim yapan, bir çivi çakan olmak gerekli Muğlalı olmak için. Ve köye gelip ben dinleneceğim diyor. Mesela yıllarca hayal etmiş, değil mi? Muğla'ya gelmek istiyorlar. Şimdi bu talepler çok yükseldi. İstanbul, Ankara'dan kaçıyor. Çünkü burada bir hürriyet havası var. Evet. Burada bir demokrasi havası var. İnsanlar sokakta dolaşırken çok huzur buluyorlar. Çok rahatlar. Şanı şöhreti bırakıp Muğla'da köy yaşamını sürdüren insanlar yaşama, var. İnsanca yaşamayı tercih ediyor. Ve burada gelen misafirlerimiz veya sonradan yerleşen yeni hemşerilerimiz Muğla'daki tam olarak belki tarif edemiyor ama Muğla'ya geldiğimde benim içim ferahlıyor diyor. Evet. Çünkü insanları gerçekten hoşgörülü, Mevlevi kültürüne sahip, Atatürk'e gönülden candan bağlı, evet, ve Cumhuriyet'in ilkelerine harfiyen uymuş, içselleştirmiş, onları yaşamına sokmuş, gelecekle ilgili umut taşıyan, evet, birbiriyle kavga etmeyen, sivri dille birbirini yaralamayan, evet, günaydın diyen, iyi akşamlar diyen, rahat ve huzurlu, hayırlı insanlar olsun diyen, evet, yardım edilmesi gereken herhangi birisi varsa hemen ben tutuvereyim, kapı vereyim diyen bir insan yapısına sahip. Bu muhteşem bir zenginlik. Evet. Benim mermerim var, ormanım var, işte dağlarım var, denizim var, balık üretiyorum, her şeyim var ama İnsan zenginliğim olağanüstü ve muhteşem ve bu bizi çok ama çok gelecekle ilgili umutlu kılıyor. Evet. Sayın Başkan, Muğla'da işte sanatsal ve kültürel anlamda da çok zengin bir yer Muğla. Siz kısmen bahsettiniz kültürel açıdan, işte tarihi yerler vesaire, eyvallah. Ama sanatsal açıdan da öyle. Bu birikimin gelecek nesillere aktarılması için de gerekli bir takım çalışmalar da, evet, yapılıyor anladığım, evet, kadarıyla. Son dönemlerde televizyon dizilerinin odak noktası olduğu bu bölge. Genelde televizyon dizileri İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ya da İstanbul'da belli yerlerde çekildi. Güneydoğu'da yapılırdı. Güneydoğu'da böyle yapılırdı. Böyle Salih Sümük ağlardık. Evet. Şimdi Muğla'da böyle insanları neşelendiren, güldüren diziler yapılmaya başladı. Yani Muğla'nın rahatlığı, Muğla'nın huzuru, Muğla insanının o tiyatral yönü ülkenin diğer kesimlerini, hatta dünyayı güldürmeye başladı. Bunun herhalde seyri devam edecektir. Siz bu Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçlerin neresindesiniz? Bir de Muğla'lı aktörler de var bir sürü. Gülfidan abla var, Nihat abi var. Evet. Hani içimizde esnaf... Şimdi bakın, burada önemli olan nokta şu. Muğla'da bir köy yaşamını çekiyorlar. Senaryo hazırlanırken buradaki yeme, içme, örf, adet, düğün, kız alma, kız verme, isteme, işte bir takım konulardaki çekingenlikler, evet, büyük küçük ilişkileri, bunların hepsini örnekliyorlar, evet, Muğla'da. Ve o Muğla yaşamının
kırsal yaşamının örneklerini bir senaryo içinde toplayıp onu izleyiciye sürüyor. Burada hoşa giden ve bütün Türkiye'de izlenen ve reyting olarak da yüksek reyting alan ne? Muğla. Muğla. Muğla'nın yaşamı, Muğla'nın örfü adeti, Muğla'nın aile yapısı, birbirine olan davranışı, nezaketi, ahlakı, dürüstlüğü, evet, ve ahi geleneğine bağlı olarak yapılan ticareti, bunlar, bakın bunlar Türkiye'de onu seyredilebilir kılıyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani biz bu değerlerimizi kaybetmemeliyiz. Onun için de ben yıllardır söylüyorum, ilk çıktığı zaman da biz köyü kaybetmemeliyiz. Köy şimdi mahalle haline geldi. Ben hala köyüm diyorum, mahalle, evet, demiyorum. Köy bu Türk milletinin özünü ihtiva eden, onu yaşatan, örfüyle, adetiyle, işte tarhanasıyla, keşkeğiyle, yemesiyle, içmesiyle, kız alıp kız vermesiyle, kına yakmasıyla, düğünüyle, derneğiyle. Ama benim kültürüm, köküm onu taşıyor. Dolayısıyla ben geleceğe doğru taşınmak istiyorsam kökümden kopmamam lazım. Hı. Köylerin kapatılması ve köyden kente göçün çok olması o köydeki örfü, adeti ve benim tarihle olan bağlantımı koparıyor. Evet. Onun için kesinlikle köyleri muhafaza etmeliyiz ve köyden kente göçüşleri durdurmalıyız. Evet. Köyden kente göçüşleri durdurmalı. Ama ekonomik olarak da, evet, gelir elde edebileceği ürünler vermeliyiz. Evet. Kooperatifleşerek, birlikte üreterek çok daha ucuza üretip çok, evet, daha yüksek fiyatla, evet, piyasaya sunmayı öğretmeliyiz. Sayın Başkan, bir seçime gidiliyor şimdi. Bir seçim süreci var. Malum rakipleriniz var. Seçildiğinizde sizin yapacağınız şeyler belli ortada. Rakiplerinizin vaatlerinize baktığınızda, böyle onların da projelerine göz attığınızda, aa bu çok güzelmiş, ben seçilirsem bunu yapacağım, bunu yapmam lazım, biz bunu niye düşünmedik dediğiniz projeler, vaatler ya var mı? Belki kaçırmış olabilirim ama öyle bir tespitim yok. Yani biz zaten net olarak söylüyoruz. Arkadaşlarımızın da vardır muhakkak. Belki benim şeyim. Yani şu anda böyle bir ah çok güzelmiş, ben bunu niye kaçırdım dediğim herhangi bir şey olmadı. Belki vardır, ben bilmiyorumdur. Evet. Ama bizim projelerimiz sadece bir bu dönem için değil, geçmiş dönemden başlayan, evet, muayene, inspeksiyon, evet, röntgen tetkiki ve konulan teşhisle, evet, tedavi yönelik olan koyduğumuz tedavi prensiplerine, evet, ve tedavi protokolüne uygun olarak gidiyoruz biz. Evet. Sayın Başkan, Osman Gür'ün dışında bir Muğlalı olun. Bir tercih yapacaksınız ve Osman Gür'üne oy vermeyi düşünüyorsunuz. Neden Osman Gür'üne oy verirsiniz yani? Ya fena adam değildir o ya. Değil midir? Değildir ya. Yani hani yetiversin şimdi, gari falan da doğru. O gelmek istediğin noktayı anlıyorum. Evet. Şimdi bakın ben 20 yıl doktorluk yaptım Muğla'da. Evet. Ama 7 yılda üniversitede ihtisasta ve baş hastan olarak görev yaptım. 27 yıl doktorluktan sonra beni birileri ittirdi. Benim en verimli hekimlik açısından dönemimdi. Ve biz girdik. Ben talep edildim. Hiçbir zaman ben oluyorum, bir daha oluyorum, bir daha oluyorum demedim. Evet. Bunu herkes bilir. Ve ilk seçimde ön seçime girmen gerekiyor dediler. Peki dedik. Benim delegem yok, ben siyasi bir aktör değilim, doktorum. Ama nasıl olacak bu dedim. Dediler, evet, seni delegeler seçecek. Kim bu delegeler dedim. İşte listesi bu dediler. Bana muayenehaneye gelen hastalarım, yakınlarım, biz senin için ne yapabiliriz dediklerinde, vallahi bunlar seçecekmiş başkanı, başkan adayını. Bunları tanıyorsanız, eğer gerçekten olmamı da istiyorsanız, deverin. Deverin. Yani kulağını üfleyin dedim. Evet. Tamam. Benim birinci de ve hiçbir delegede bir şeyim yok. Ama ona rağmen
ben seçildim ön seçimden rakibiniz çıktım. Rakibiniz var mıydı ön seçimde? Var tabii. Ön seçim olması için başka türlü rakipsiz olmaz. Rakibim vardı. İyi bir arkadaşımızdı. Çok da değerliydi. Benim şansım hep rakiplerimin çok düzgün hareket etmesiydi. Sonra birinci dönemde %37 aldım. 37 oy verdi bana. Muğla. Halkım bana güvendi. Muğla Merkez. İkinci seçimde beni aday gösterdiler genel merkez. %43. 37'den 43'e. Üçüncü seçimde yine aday gösterdiler. Bakın gösterdiler diyorum. Genel başkanlar buna karar veriyor. Talebim yok. Benim bir talebim, şahsi talebim olmadığında gidip kendileriyle paylaşıyorum, arz ediyorum. Üçüncü seçimde %46. Sonra dediler ki büyükşehir oldu, sen 3 dönem yaptın. Bu yeni kuruluyor. Tecrübeni buraya aktar dediler. Peki dedik. %49,14. İzmir'den sonra 30 büyükşehirde Cumhuriyet Halk Parti Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'de 49 virgüldü. Virgülden sonrakiyle ikinci oldum ben. Muğla olarak ikinci oldum. Şimdi dediler ki ya bunu yaptın, böyle bir performansın var, seni takip ediyoruz, projelerin böyle bilmem ne. Yani senin bir dönem daha devam etmen lazım. Giderim var dediler yani. Bir dönem daha devam etmen lazım dediler. Eğer siz toplumsal hizmet yapıyorsanız, size görev veriliyorsa, bizim terbiyemiz o. Size bir görev veriliyorsa, talep etmiyorsunuz ama görev veriliyorsa, sağlık yönünden veya başka bir nedenle bir çekinceniz, sakıncanız yoksa, siz görevi reddetme hakkına sahip değilsiniz. Mücbir bir sebebiniz yoksa. Benim buraya gelişim, öyle arkadaş 20 yıl oldu yetiversin gari hani falan denilse ama öyle değil. Peki yakın çevreniz, aileniz bu duruma nasıl yaklaşıyor? Onların eşim için soruyorlar, eşiniz nasıl, ne yapıyor diye. Bana katlanmaya devam ediyor diyorum. Bir 5 yıl daha katlanacak. Yani cevap verildi herhalde değil mi? Evet. Bana katlanmaya bir devam ediyor. Bir 5 yıl daha katlanacak o zaman. Çok sabırlı bir eşime sahibim, eşe sahibim. Evet. Sağ olsun. Yani iyi adamdır. Ona oy verelim diyorsunuz Osman Gür'ün için. Fena adam değildir. Tecrübesi bir kere, de var diyorsunuz. Tecrübesi de var. Eleştiriyorsunuz mu? Başkanı mı? Başkanı kişisel olarak yetiversin. Acık git de torunlarını da okşa bir gün. Git gel diyorum. Ama gönderemiyorum. Ne engel oluyor size Sayın Başkan? İş. İşkoliklik. Evet. Yani gidip bir sıkasım geliyor. Azıcık ısırasım geliyor. Yani öyle severiz ya biz. Haşin severiz ya. Evet. Tabiri caizse. Ama beni göndermiyor. Siz bir ortopedi uzmanı olarak nerelerinin sıkılacağını da iyi biliyorsunuz. Tabii kırmadan sıkarım yani. Evet. Kırmak istersem de kırarım. Yani onu da bilirim. Ama yaparız da diyorsunuz. Tabii. Yani. Siz aslında ben bir geldiğimde belediyede şey görmüştüm. Bir muayene. Muayene. Devam ediyor. Şeyinizde. Muayene yapıyorsunuz. Tabii tabii. Aşağıda yukarıya çıkmaları zor. Benim kırıkçıklı ya vakalarım. Evet. Onun için aşağıda birinci şey çıktıktan sonra bir masa var. Masanın altından kayar muayene masam var. Evet. Beni çağırdıklarında işi gücü bırakırım, aşağıya giderim. Ben çünkü doktorum, Hipokrat yeminim var. Evet. Yeminime sadığım. Eğer yemin ettiysem söz vermişim demektir. Söz verince herkes de bilir. Eksik kalmış olabilirim görevimden dolayı ama yetmem gerekiyorsa yeterim mi diyorsunuz? Yeter. Yani? Yeter. Sayın Başkan, iki tane konu var yayın başından bu yana şey yapan. Bir tanesi bu anket rakamları. Siz bana ısrarla açıklama dediniz ama bu tabii şey bir şey değil. Yani neticede bir araştırma şirketi bir anket yapmış. Buna benzer anketler yapılıyor. Bunun çok farklı. Siz oranları duymak istemediniz ama ben ısrarla söylemek istiyorum. Bu elimizdeki ankete göre, yani sosyal medyada dönen ankete göre siz %37,5 oy alıyor görünüyorsunuz. En yakın rakibiniz Cumhur İttifakı'nın adayı %35 oy alıyor gözüküyor. Bağımsız adaylar %12,2 ile %10,3 oy alıyor gibi gözüküyor ki ben şahsen bir %5'te diğerleri var. Bir tane daha kararsızlar var. Ben şahsen bunların böyle olmadığını da bugün Muğla sokaklarında gördüm. Bağımsız adaylarından birinin biraz daha baya baya fazla oy aldığını da ben şahit oldum, gözlemledim. Tabii benim konuştuğum kişiler şey olabilir. Yani bir arkadaşa sordum adın ne dedim. Alpaslan dedi. Ne olur dedim. Söyledi. Şimdi bağımsız adaylardan birini işaret etti.
Bu rakamı telaffuz niye etmiyorsunuz? İşte basına sansür mü var falan gibi eleştiriler gelmiş. Ben onu telaffuz edeyim. Öyle mi? Bir de siz yanlış bir rakam telaffuz etmişsiniz. İşte Muğla'da yaptığınız yolların toplamının buradan... Aman yani gerçekten öyle. Çünkü buradan Simav, Seydikemer'den Bodrum'a kadar olan kısım. Mesafe. Böyle çok anlatınca... Ama yapılan 2400 kilometre yol neredeyse Trabzon'a gidip geliyor. Gidip geliyor. Gidip geliyor. Trabzon'a gidip geliyor. O kadar uzunlukta. Muğla'dan Trabzon'a. Çok teşekkür ederim. Yani onları düzeltme ihtiyacı hasıl oldu. Çok Sayın teşekkür Başkan, ederim. Ben toparlamak istiyorum. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak siz neler söylemek istersiniz Muğla halkına ya da Muğla'ya ilgi duyan vatandaşlar? Evet, çok teşekkür ederim. Vatandaşlar... Şu anda şöyle bakın, bir ittifak kurduk. Evet. Bu ittifakın ülkenin geleceği ve halin perişanlığı açısından birlikte olmak, bazı farklılıklarımızı bir yana bırakarak Atatürk ilke ve devrimleri ve Cumhuriyet ilkeleriyle ülkeyi kuruluş ayarlarına döndürmek, tekrar parlamenter sisteme dönmekle ilgili bir fedakarlık yaparak her iki parti evet, bir araya geldi. Çoğulcu demokrasiye dönüş yapalım diyorsunuz. Kesinlikle parlamenter sisteme dönülmesi gerekiyor. Baştan beri hepimiz onu söylüyoruz. Evet. Ve bu sistem, tek adam sisteminin ülkeyi kaosa götürdüğü ve ülkenin geleceği açısından çok da hayırlı olmadığı kesin. Evet. Böyle bir ittifak var. Bu ittifakın kuruluş amacı bu endişeye dayanıyor, bu beklentiye dayanıyor. Evet. Şimdi Muğla'da bu beklenti ve genel başkanlığın iradesiyle Muğla'da Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olan Osman Gür'ün ortak adayımız dediler. Evet. Denizli'de İyi Partili arkadaşımız aday oldu. Balıkesir'de adayımızı çektik. İyi Partili oldu. Ankara, İstanbul ve bazı yerlerde, diğer yerlerde de işte orada Cumhuriyet Halk Partisi, diğer yerlerde İyi Parti. Peki bunun amacı ne? Bunun amacı Türkiye'de ortak hareket ederek bu kaygılarla ve ülkenin geleceği açısından eğer vatanseversek, vatanımızı seviyorsak bunları yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu fedakarlığı mutlak olması gerektiğini düşünüyorum. Şu kadar arkadaşımızı istifa ettirerek onlara kattık. Evet. Seçime girmelerini engelleniyordu. O engeli kaldırdık. Şu anda bir iyi parti olarak evet, kurumsal yapısıyla seçimlere giriyor ve birlikte kol kola yürüyoruz. Muğla'da da ben İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikteliğinin ortak adayım. İyi Parti seçmeni fire vermesin diyorsunuz özetle. Efendim ben yani siz söylediniz, tercümesini yaptınız. Benim genel başkanlarım, evet, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu, biz şurada Balıkesir'de İyi Parti, Denizli'de İyi Parti, Muğla'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz Büyükşehir'de dedi mi? Ben evet, örgütsel disiplin içerisinde kabul etmeyecek gibi olsam da evet, iki şey yapmam lazım. Eğer genel merkezin ve genel başkanımın talimatına rağmen ben başka birisine oy vereceksem bir istifa etmem lazım. Evet, aslını inkar eden kafirdir söylemi var ya, bu siyasiyeten evet, de... Yani partili olmak, kurumsal yapıya sahip olmak, partinin üst yöneticilerine almış olduğu karara ben bunu kabul etmiyorum, ben başka türlü hareket edeceğim deme hakkını elinden alıyor. Partili olmak. Partiden istifa edersiniz, istediğiniz yere gidersiniz. Onun için benim Denizli'de İyi Parti adayına vermem nasıl gerekiyor ve normalse, elzemse, burada da İyi Partili arkadaşlarımızın Büyükşehir'de Cumhuriyet Halk Partili adaya vermeleri evet, örgütsel disiplin gereğidir. Öbürü disiplinsizliktir ve birlikteliğe gerçekten uymamaktır. Evet. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda verdiğiniz rakamlar var. Bu rakamlardan şu ortaya çıkıyor. Doğru yanlış anlamında söylemiyorum. O tartışılır. Bize göre öyle değil. Sizin de yaptırdığınız anketler vardı değil mi Sayın Başkan? Yani... Şimdi şöyle görünüyor. Açıkça söyleyeyim. Biz kaybetmiyoruz. Yani. Ama şöyle bir risk var.
İki aday kazanmak için girmiyorlar. Kaybettirmek için giriyorlar. Kaybettirmek için giriyorlar. Kim kazanacak bundan? Hep onu sormak lazım. Kim kazanacak? Şimdi bir şey olduğu zaman ya bu ne oldu? Bunun arkasında kim var, ne var diye sorarız ya. Onu sorduğumuz zaman ya bu olay böyle olursa kim kazanır diye sorarız. Arkadaki gücün, yetkinin kimde olduğunu bilmek için. Burada kim kazanır? Evet. Cumhur İttifakı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı kazanır. Gözüküyor. Ben söylemedim, siz söylediniz. Evet. Yani, vaziyet bu. Yani şu anda iki arkadaşımızın çabası kazanmak değil, Osman Gür'ün abilerini kaybettim. Ben bunu onlardan da dinlemek isterim açıkçası. Onlarla da yayına çıkıp bu soruları onlara yönetmek de isterim. Ama sizin son anlattıklarınızdan benim kafamda uyanan bir soru var. Onu sormadan geçemeyeceğim Sayın Başkan. Tek adam rejiminden ülkeyi kurtarmamız gerekiyor dediniz. Çoğulcu demokrasiye, parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor dediniz. Ama bu sistemin doğurduğu ilde tek adamsınız. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. 6360 sayılı yasanın, yani Büyükşehir Yasası'nın da çoğulcu parlamenter sistemi geçildiğinde tekrar eski düzene dönmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Onun da böyle sıkıntılar olduğunu ya da orada da böyle yerel yönetimler açısından tek adam anlayışı doğurduğunu inanıyor musunuz? Tek adam değil ama yetki toparlanması açısından belli bir şey var. Biz zaten baştan beri bu yasanın sakatlıklarını biliyorduk. Evet. Bakın benim tarif ettiğim bir şey vardı 5 sene önce. Biz prematüre, yani erken doğmuş ve ortopedist olduğum için. Kaç haftalıktır tahminen? Hani erken ortopedist doğumun evreleri var biliyorsunuz. 40 hafta hamilelik. Evet. 38 normal oluyor. 37'de pek sıkıntı oluyor. Yaşadığına göre yaşayacak ayda. Yani yaşadı ya 5 yıl. Küvezde yaşadı sanki. Nefes aldırdık yani. Evet. O yani şey, ben bitirince sözümü zaten anlayacaksınız. Ama bunun kalça çıkığı var doğuştan. Ayakları da eğri. Pesekine var üsteriz biz ona. Ama benim kucağıma verilmiş bu. Büyükşehir olarak. Ben bunu cami önüne bırakacak halim yok. Evet. Ben bunu pamuk içinde büyüteceğim. Ortopedist olarak özürlerini, kalça çıkığını tamir edeceğim. Ayaklarını düzelteceğim. Ve onu sağlıklı bir çocuk olarak topluma kazandıracağım. Evet. Ama bunun prematüre oluşunun evet. ve ayaklarında, kalçasında bir takım özürlerin oluşunun giderilmesi gerekli. Onun için bu 5 yıllık süreç ve baştan beri getirdiğimiz mesela muhtarlarla ilgili mutlak muhtarlar eski statüsünde kalmaklı diyorduk. Çünkü muhtarlıklar önemli. Evet. Ve oranın statüsünün kültürel açısından da, Türkiye'nin geleceği açısından da, tarım açısından da önemli. Bunların olmamasını istiyorduk. Başka şeylerim, önerilerimiz de var. Revize edilmeye muhtaç ama tümüyle kaldırmak doğru değil. Çünkü bu sistem %6 vergi gelirinden pay getiriyor ve suya, kanalizasyona, ulaşıma ve mesela ilaçlamaya, şunda buna toplu bakmayı ve toplu çözüm üretmeyi getiriyor. Evet. Eskiden köy bir köy bir köye su vermezdi. Evet. Koca kavga olurdu. Evet. Yani çatra kopuyordu. Öf 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 neler neler. Ama şimdi su öyle değil, su herkesin suyu. Evet. Ama o kaynak öncelikle o çıkan yerdeki köye verilmeli. Onun ihtiyacı evet. karşılanmalı. Ondan sonra diğer. Bunu yapıyoruz şimdi. Evet. Dolayısıyla külliyen reddetmek doğru değil. Evet. Ama tamamen şahane bu demek de doğru değil. 5 yıl süreyle yaşanan tecrübelerin hepsi sadece yönetimlerin ve yerel yönetimlerin halka daha doğru ve daha düzgün hizmet etmesi göz önüne alınarak başka zihnin arkasında başka düşüncelere hizmet etmek için değil. Evet. Ülkenin yönetim tarzını değiştirmek adına bunları ayak yapmak için değil. Evet. Sadece hizmeti kolaylaştırmak ve hizmeti daha doğru ve halkın yararına yapabilmek için evet. değişikliğin yapılması lazım ama külliyen kalkması da evet. kesinlikle doğru değil. Evet.
İzleyicilerimiz bu dediklerinizi tamamen anladığı için ben tercüme yapmaya gereği duymuyorum. Burada umarım anlatabilmişimdir. Evet, çok çok açıklayıcı oldu Sayın Başkan. Tekrarını verirken herhalde altyazı kullanacağımız bölümler olacak bir program oldu. Ben Muğlaca'dan dolayı. Evet. Evet. Ben baş başa katıldığınız, bizi burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet sevgili TV'den izleyicileri, baş başanın en uzun programının sonuna geldik. Çok keyifli bir muhabbet oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 5 yıllık icraatlarını, gelecek 5 yılda yapmayı hayal ettiklerini, Muğla'nın artılarını, eksilerini konuştuk. Bir başka baş başa da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ben bir son olarak izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Eğer tahammülle bizi izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Umarım sizleri bilgilendirebilmişimdir. Size de bu güzel program için ve sorularınız için, özel sorularınız için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.